Baruthane'yi gördünüz mü? Baruthane'yi. Baruthane İstanbul'un en şık, en güzel yerlerinden birisi oldu. Müzesi, kütüphanesi. Gençler Teknoloji Atölyesi, Murat Körük İlkokulu'na kapalı spor salonu, Florya'da engelli kampı vardı biliyorsunuz. Sıfırdan, pırlanta gibi ve çok dayanıklı, çok güçlü, aynı zamanda çevreci, yemyeşil engelli bireylerimize yıl boyu hizmet edecek ısıtmasıyla, bütün konforuyla yeniden yaptık ve hizmete açtık. Eski dönemde, bunun da hikayesi güzel, Florya'da başkanlık konutu olduğunu tabii ben başkan olduktan sonra öğrendim. Ve o başkanlık konutunu öğrendikten sonra gittim, dediler ki size konutu gezdirelim, gittim. Bir belediye başkanlık konutu var, tamam. Yarı olimpik yüzme havuzu var, o da güzel. Ofisi var, şusu var, busu var, 80 bin metrekare alan. Tabii orada aynı zamanda 12 tane de başka konutlar var. Bunlar kimin dedim? Başladılar saymaya. Neyse şimdi, neyse sayalım mı? Tamam. Efendim Ümraniye Belediye Başkanı'nın, yok Üsküdar'ın, yok hadi Esenler'in, şunun bunun, neyse. Ya bakın, hadi verdiniz. Ya Allah'tan korkun. Ya bari Bakırköy Belediye Başkanı'na deyin ki sen de gel burada kal. Ona bile dememişler. Ona bile dememişler. CHP'li ya. Ona bile dememişler. Ya bu olmaz. Ya bu olmaz. Dolayısıyla biz orayı İstanbul Planlama Ajansı yaptık. İstanbul'un geleceğini konuşuyoruz orada halkımızla. O ofislerde pırlanta gibi akademisyenler, hocalarımız, bilim insanları çalışıyor. Ve burada İstanbul Kent Araştırmaları kitaplığı yaptık. Mutlaka gidin o güzel kütüphaneyi görün. Gençler her gün orada. Yüzme havuzunu da olağanüstü bir konferans merkezi yaptılar. Dediler ki yüzme havuzu artık bilgi havuzu oldu dediler. Ve o şekilde hizmet ediyor. İstanbul yenileniyor kapsamında çok değerli kentsel dönüşüm çalışmaları başlattık. İSKİ yatırımlarımız, İSKİ sadece bu 5 yılda 2.6 milyar lira. Bütün altyapısına, sel ve su baskın olan noktalar, Marmara Denizi'ne akan ne yazık ki atık su, bütün bunları hallettik. Ya temizledik yani, bu büyük bir temizlik. 79 kilometre atık su, 15 kilometre yağmur suyu, 43 kilometre içme suyu. Yani sağ olsun genel müdürümüz, genel müdür yardımcılarımız, ekibimiz, ama bir Bakırköylü danışmanım, ağabeyim var, Ergün Şahin. O da Bakırköylü, burada yaşıyor. Geçmişte bu ilçeye de hizmet etmiş bürokrat olarak. Onların başının etini yiye yiye 30 yıllık altyapısını bütün Bakırköy'ü yaptırdı yani, onu söyleyeyim. Emeğine sağlık. Bütün bunlar nasıl oluyor biliyor musunuz? Çok iyi bir ekiple, uzmanların, bilim insanlarının yol göstericiliğiyle oluyor. Ekrem İmamoğlu her şeyi bilmez, bilemez zaten, mümkün değil. Bakın, Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi, başarmak için çalışkan olmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok çalıştık, özgüvenle çalıştık. Bir avuç insan için değil, 16 milyon insan için çalıştık. Bir kişinin tensipleriyle, buyruklarıyla değil, 16 milyonun istek ve talepleriyle hareket ettik. İnsanımızı düşündük. Sevgili dostlar, partizanlığı söküp attık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin has evladıyım. En çok çalışan insan olmak için de gayret ediyorum. Ben diyorum ki ben çok çalışıyorum. En çok çalışan ben olacağım. Ayşegül Başkan diyebilir ki hayır başkanım ben seni geçeceğim. Gurur duyarım. Gurur duyarım. Geçsin. Başkası da geçebilir. Hani biraz zor. Biraz zor. Onu söyleyeyim de. Hani o konuda iddialıyım. Ama espri tabii, inşallah geçerler. Ama bakın, insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, her insanına. Her siyasi görüşten olan insanına.
Öyle. Öyle. Yani ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak, onu söyleyeyim. Onu söyleyeyim. Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çıkıyor ya, vatan haini, terörist. Hani hatırlayın ya, Büyükşehir Belediyesi terörist doluydu. Hani bunu diyenle bu akıl aynı akıl. Öyle yok. Öyle ama yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya, o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net. İhmal, ihanet ve israf batağından kurtardığımız İstanbul'u icraate, hizmete ve yatırımlara buluşturduk ve onlarla kucaklaştırdık. Geliştirdik, güçlendirdik, devam ediyoruz. Biz söz veren ve yapanlardanız. Geçmişimiz Allah'a şükür tertemiz. Tutulmamış sözler, boş vaatler bizim geçmişimizde olmadı, olmayacak. İhanetler, ihmaller olmadı, olmayacak. İsraf, yolsuzluk olmadı, olmayacak. Geçmişimiz temiz. Geleceğimiz de Allah'a şükür güneş gibi şeffaf ve aydınlık. Hep birlikte o aydınlık geleceğe yürümeye hazır mıyız? İstanbul benimdir, bizimdir diyen anlayışa karşı, İstanbul hepimizindir, 16 milyonundur diyenler kazanacak mı? Bakırköy'de Ayşegül Başkan'ın yanında ekibiyle birlikte coşa coşa güler yüzle herkese iyi niyetimizi, güzelliğimizi, kalplerimizdeki sevgiyi kucaklamayı, bir kişiyi bile dışarıda bırakmamayı kendisine ilke edecek olan Bakırköylerin tamamı bu yolculuğa hazır mı? Ayşegül Başkan'la hazır mı? Ekrem İmamoğlu'yla hazır mı? O zaman bu güzel meydan coşkunuzu arttırsın. Bu güzel meydan demokrasi duygunuzu arttırsın. Bu güzel meydan cumhuriyete bağlılığınızı arttırsın. Bu güzel meydan Atatürk coşkunuzu arttırsın. Hep birlikte ne yapıyoruz? Tam yol ileri diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. İstanbul gönüllerine de üye olmayı unutmayın. Bakırköy takip ediyor bak. İstanbul gönüllerine de üye olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.